Birleşik Devletlere geçelim. Orada akaryakıt e, sorunu var. Sıkıntısı demeyeceğiz. Başkan ülkesinde artan akaryakıt fiyatlarını düşürmek için rafineri şirketlerine lafını dinletemiyor, dinletemedi. Üretimi artırın çağrılarına Başkan Biden'ın kulak asmadılar. Başkan da ülkenin ne olur ne olmaz diye tutulan rezervlerine yöneldi. Biden 15 milyon varil benzini daha piyasaya süreceklerini söyledi. O arada Joe Biden dünyada artan petrol fiyatlarından Rus lider Putin'i sorumlu tuttu. Putin'i suçladı, benzin fiyatlarını düşürecek stratejisini açıkladı. 15 milyon varil daha piyasaya süreceklerini duyurdu. Amerikan Başkanı Joe Biden, 8 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimleri öncesi benzin fiyatlarını kontrol altında tutmak için yeni bir adım attı. Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında fiyatların düşmesi için rezervlerden 15 milyon varili daha piyasaya süreceklerini belirtti. <laughs> Amerikan başkanının hedefinde Rusya da vardı. Biden, tüm dünyada artan benzin fiyatlarından Putin'i sorumlu tuttu. Başkan Biden, Mart ayında benzin fiyatlarını düşürmeye yardımcı olmak amacıyla petrol rezervinden 180 milyon varilin üzerinde petrolün piyasaya sürülmesine izin vermişti. Amerika'nın stratejik rezervindeki ham petrol oranı 1984'ten bu yana en düşük seviyede. Gelelim Birleşik Krallık'tan gelen habere. Birleşik Krallık'ta majesteleri, majesteleri krallığın Çiçeği burnunda başbakanının hükümetinde tansiyon yüksek. Başbakan Listras'ın 43, gün, 43 gün önce atadığı İçişleri Bakanı Suela Breyman sosyal medya hesabından bana elveda dedi. Paylaştığı bir mektupla istifasını açıkladı. Listras'ın kabinesinde daha önce Maliye Bakanı görevden alınmış yerine Jeremy Hunt atanmıştı. Oh, Yanlış adresten mail atmıştı. Bakanlıktan istifa etti. İngiltere İçişleri Bakanı Suella Breverman Twitter'dan paylaşımda bulundu. Kişisel e-postasını kullanarak resmi bir belge gönderdiğini ve kuralları teknik olarak ihlal ettiği gerekçesiyle görevinden ayrıldığını açıkladı. Brevor'un açıklamasında, politika katılımının bir parçası olarak ve göçle ilgili hükümetin politikasına destek toplamak amacıyla kişisel e postamdan Parlamento'daki güvenilir bir meslektaşıma resmi bir belge gönderdim. Bu teknik bir kural ihlali teşkil ediyor. Bildiğiniz gibi belge yakında yayınlanacak göçle ilgili bir Bakanlar Kurulu yazısı taslağıydı. Büyük bir kısmı ile ilgili zaten milletvekillerine bilgi verilmişti. Yine de görevi bırakmam doğru olur dedi. 13 Şubat 2020'den İçişleri Bakanı olarak atandığı 6 Eylül tarihine kadar İngiltere Başsavcısı olarak görev yapan Braverman, İngiltere'de 1834'ten bu yana en kısa süre görevde kalan İçişleri Bakanı oldu. Do I cave? Do I cave on those...